kaybetmeye başlamışım. Devam ediyorum. Ne diyordum? Nöreler aleminde de özdenetim olmazsa yemek de olmaz diye aslında basit bir kural var. Yani bir özdenetim sahibi olman gerekiyor ki işte ava heyecanlanıp zamanla önce koşmaya başlama, korkutma alını işte vesaire gibi bir ödül ceza sistemi aslında ortaya giriyor. Eğer özdenetim sahibi olursan ödüllendirilirsin karnında var. Özdenetim sahibi olmazsan cezalandırılırsın, aç kalırsın şeklinde. Beyin sistemleri ve bağlantılar kısmında da şu çalışmalara dikkat çekiyorlar. Prefrontal korteks ve yürütme fonksiyonları üzerine olan çalışmalara dikkat çekiyorlar. Prefrontal korteks lezyonları öncesinde normal IQ'su olan düzenli başarılı insanların bu lezyonlardan sonra prefrontal kortekslerinde bir hasar yaşadıktan sonra IQ'ları aynı bile kalsa işte dikkatsiz, düzensiz ve doğru karar veremeyen insanlara dönüştüklerini görüyorlar. Bu da yani yine aslında özdenetimi etkileyen bir şeye inanmadı. Beyin sistemine örnek olabilir diyor çalışanlar. Bağlantılar konusunda da şöyle bir deneyden bahsediyor Fatih Çoçan. Farelerde haz geciktirme ve dürtü engelleme deneyleri var. Bu deneyler şöyle, farelere bir tarafı bir yemek kabı, bir tarafı beş yemek kabı veriyorlar. Beş yemek kabına gitmesi için farelerin biraz beklemesi gerekiyor. Bir yemek kabına direkt gidebiliyorlar. Çoğu beş yemek kabına gitmeyi tercih etse de bir kısmı bir tane yemek kabı olan kısmına gidiyor. Daha sonra bu fareleri alıp şöyle bir deney düzenine soktular. İşte fareler bir basma yönünde eğitilmiş. Ama bir ses duyar duymaz tuşa basmayı bırakmaları lazım ki yemek gelsin. Bunu öğretiyorlar farelere. Bu da dürtü engellemeye, yani action translation kısmına örnek olmuş oluyor. Burada şunu görüyorlar. Haz geciktirme deneyinde başarılı olan fareler dürtü engelleme kısmında başarılı olanlarla örtüşmüyor. Yani bu da aslında bizim iki davranışın özdenetim içerdiğini biliyoruz. İki davranışın benzer olduğunu biliyoruz. Böyle düşünüyoruz. Ama buna rağmen beyinde aynı bağlantıları sahip olmadığını görmemizi sağlamış oluyor bu deneylerde. Nöronlar seviyesinde peki neye dikkat çekiyorlar? Burada şuna dikkat çekiyorlar. Dopamine, dopamin hormonuna dikkat çekiyorlar. Bu dopaminin farklı farklı reseptörleri var. Ve özellikle düşük yoğunlukta B2 ve D3 reseptörlerine sahip olan insanların negatif feedbacklerden öğrenmeyi daha az sağladığı biliniyor. Bunu da şöyle bir şeyde gözlemliyorlar zaten. Bazı insanların, maymunların fareleri test kendilerine bakılınca şu graf gördüğünüz işte kontrol grubu ve draft grubu var. Kafein, eroin, kullanımı gibi. Bu uyuşturucu grubunda olan insanların test kenlerinde B2 ve D3 reseptörlerinde bir azalma görülüyor. Ve bu azalma da yine negatif feedbacklerden öğrenmenin azalmasını, zorlaşmasını sağlamış oluyor. Yani bu da yine bir özdenetimi değiştiren, zarar veren bir şey olmuş oluyor. Dış etken olmuş oluyor. Nöronal seviyede. Son olarak yani aslında davranışsal seviyeden nöronal seviyeye geçiş yaptık. Ama sosyal psikoloji de özgür irade konusunda çok fazla çalışma yaptığı için çalışanlar buna da bir dikkat çekmek ve bu konuyla bir tartışmak istiyorlar. Sosyal psikoloji ne diyor özgür irade konusunda? Diyor ki özgür irade pek sağlam değildir. Kontrolümüz çok kırılganlık. Küçük değişkenler kararlarımızı etkileyebilir diyorlar. Burada şöyle deneyler var mesela. Bir dakika. İbrahim Hoca şey demişti, kameran kapalı bile demiş, onu fazla Şu an açık. ne açık? Kamera. Ha, yok şey demiş ona. Tekrar bunu daha yok yapabilirsin ya. İkinci haftaya demiş. Anlamadım, pardon. İstersen haftaya yap ya da tekrar dün daveti yap demiş de. Sebep? Anladım. Tekrar sen nasıl bir
Aynı linkle tıklayıp girdim. Gruba yazın. Bu insanlar direkt niye giremiyor da? Hocam ben siz gelirsiniz diye devam etmiştim. Kusura bakmayın. Ben devam ediyorum. Nerede kalmıştım? Ya, sosyal psikoloji deneyimden bahsediyorum. Şöyle deneyler yapıyorlar mesela. İşte bir tane temiz bahçenin önüne geçirmez tabelası koyuyorlar. Bir tane kirli bahçenin önüne geçirmez tabelası koyuyorlar. Ve işte insanların kirli bahçeden geçmeyi tercih ettiklerini ama temiz bahçeden geçmediklerini görüyorlar. Yani çok basit bir durum, insanların kararını istediğini göstermek için. İşte priming deneyleri yapıyorlar. Harfleri karışık kelimeler görüyorlar ama bu kelimeler ya yakınlık ya da başarı anlamı içeren kelimeler oluyor. Bu daha sonra bu insanları iki farklı, yani yakınlık ile primelenenler ve başarı ile primelenenleri bir taska sokuyorlar. Yanlarında da bir tane insan oluyor. Yakınlıkla primelenenler yanındaki insana da bu taska iyi olması için yardımcı olmaya çalışırken başarılı ile primelenen kendisi en yüksek skoru, en yüksek skoru yapmaya çalışırken gözlemliyorlar. Yani yine çok basit bir primel efektinin de insanların kararlarını, davranışlarını etkilediğini göstermeye çalışıyor sosyal psikologlar. Ama çoğu studentler bu sosyal psikoloji deneylerini eleştiriyorlar tabii ki. Birincisi bu tarz deneylerin gerçek anlamda tespit edilmesi çok zor diyorlar. İkincisi bu tarz deneylerde bu tarz verilerde çok fazla sahtecilik vakası duyuyoruz. Çok fazla yalan verilerin kullanıldığı şeyler duyuyoruz. O yüzden de bizim için geçerliliğin ve güvenilirliğini kaybediyoruz zaten diyorlar. Üçüncü olarak da psikolojik bilimlerin metodolojisinde hatalar ve eksiklikler var. Yanlış pozitif sonuçlar bulunuyor. Çok yatkın bir metodoloji deyip bu verileri de bu bakış açısını bu şekilde eleştiriyorlar. Özetle söyledikleri şey şu, özgürlerde konusu sıkıntılı bir konu. Hem öz yönetimi hem sorumluluğu bir şekilde anlamaya çalışmamız gerekiyor özgürlerde konusunu anlamamız için. Eğer bu ikisini ayrı ayrı tanımlayıcı, apaçık bir şekilde incelense metafiziksel saçmalıklarla uğraşmamıza gerek kalmaz diyorlar. Biz şu anda neyi en iyi anlayabiliyorsak onu anlayalım, oradan devam edelim diyorlar. Bizim mekanizmaların doğasını anlamamız gerekiyor ve adalet sisteminin doğru çalışması için ne gerekiyor, ne yapmalıyız, ne kadarını anlamalıyız, onu bilmemiz gerekiyor diyorlar. Ve öz yönetimin nedensel bir sistemin parçası olduğunu hatırlatıp öz yönetimin geliştirilebilir, bozulabilir, hatta yaşla zamanla zarar görebileceğini de söylüyorlar. Özgür irade konusu da bu şekildeydi. Şimdi son olarak elimde materyalizmi bilinç konusuna değineceğim. Burada bilinç konusunu ele almadan önce çalışmakta halk psikolojisinde halk psikolojisinin epistemolojik soruna değiniyorlar. Önce bunu bir eleştirmek istiyorlar. Halk psikolojisindeki epistemolojik sorun şu. Birincisi başka zihinler sorunu, ikincisi de özgürlük sorunu. Başka zihinler sorununda şöyle bir durum söz konusu. Yani evet biz kendi bilimsel durumlarımızı doğrudan gözleyebiliyoruz ama karşı tarafı gözlemlediğimizde yani ya da karşı taraf bizi gözlemlediğinde
Ancak bizim bu bilimsel durumların ne kadarını yansıtıyorsak o kadarını görebiliyor, o kadarını bilebiliyorlar diyor. Yani aslında insanların yaptığı kendi zihinsel durumlarından yola çıkıp çok geniş bir genelleme yapmak, psikolojik davranışsal genelleme yapmak ve bir tahminde bulunmak. Öncelik sorumda şöyle, burada iki tane görüş var. Çağdaş görüşü, yeniliksel görüş olmak üzere. Özgürlük kişiden kişiye değişen ve dereceye olan bir şey olduğunu söylüyor çağdaş görüş. Ben mesela genç bir çocuğun özgürlüğüyle yaşlı bir insan özgürlüğü farklıdır. Hatta bir yazarın veya psikoloğun kendi duygusal durumlarının farkındalığıyla geri kalan insanları atıyorum, geri kalan herkesten daha iyi olacak diyorlar. Yani aslında çağdaş görüşe göre özgürlük dediğimiz şey algılamanın bir türüdür, içe dönük bir algılamadır. Bu görüş evrimci görüşle de uyumlu. Çünkü insanlık büyük ihtimalle özgürlüğe ulaşmak için hem nörobiyolojik hem toplumsal da evrim geçirmiştir diyorlar. Geleneksel görüşte diyor ki iç gözlemle sahip olduğumuz bilgi doğrudan ve dolaylı diyorlar. Bu görüşe göre bizim zihnimiz ya da beynimiz doğuştan kuramcı. Doğduğumuz andan itibaren dünyadan aldığı bilgilerle, uyaranlarla bize bir şeyleri açıklamamız, tahmin etmemiz, anlamamız için bir kavram haritası çıkarıyor ve biz de bu şekilde hareket ediyoruz. Bu kadar basit bir şekilde sağduyumuzu kullanıyoruz diyorlar. Mühendisler son olarak bir yöntem bilimsel sorunu var kalp psikolojisinin. Burada çocuktan direkt kalp psikolojisinin yöntemleri olmadığı için aslında bunu eleştirmektense aslında belki de kullanılması gereken yöntemler şunlar ve kalp psikolojisi bunların yanından bile geçmiyor. Yani anlatmak için iki yaklaşımdan bahsediyor. Birisi bilişsel serisal yaklaşım, diğeri de yöntem bilimsel materyalidir. Bilişsel serisal yaklaşımın iki ana çalışma alanı bilişsel psikoloji ve yapay zeka çalışmaları. Bu iki alan da işlevsel bir zihin kavrayışıyla bilinçli zeka düzeyini çözmeye çalışan alanlar ve karmaşık bir zihinsel durumlar sisteminin varlığından konuşuyorlar. O yüzden zaten davranışçılığın geleneksel yöntemlerini ters düşüyor bu iki çalışma alanı. Yöntem bilimsel materyalizm de aslında şunu yapıyor. Bilişsel psikoloji ve yapay zeka çalışmaları yukarıdan aşağıya doğru bir yaklaşım izlerken yöntem bilimsel materyalizmi de aşağıdan yukarıya doğru bir yaklaşım izliyor. Yani yaptığı şey şu, bilişsel süreçler, bilimsel süreçler sinir sisteminin süreçleridir. Biz de bu etkinlikleri anlamak istiyorsak moleküler alandan işte sistemlere, bağlantılara, etkileşimlere bakmalıyız ki ve bu etkileşimin davranış etkisini araştırmamız istiyorlar. Eğer biz bunları işte yine her seviyede anlarsak, her bağlantıyı anlarsak biz zaten doğal zeka hakkında, bilişsel süreçler hakkında her şeyi anlamaya yeterince yaklaşırız diyorlar. Burası böyleydi. Şimdi çok az kaldı, sonuna geldik. Bilinç konusunu konuşurken Church Dentler'in aslında Church Dentler'in diğer insanların da çok fazla bahsettiği bir çalışmadan bahsedeceğim. Bu yarı alan ihlali dediğimiz bir nöropsikolojik hastalık sahibi olan insanlarla alakalı bir örnek. Bu insanlar bildiğiniz gibi beyinlerin hangi lobunda bir hasar varsa, bu hastalığa yönelik hasar varsa dünyadan o lobun karşı tarafından, çapraz tarafından bilgileri algılamıyorlar. Yani şurada gördüğünüz gibi işte saatin sadece yarısını veriyor tek tarafın, işte evin sadece tek bir tarafını çıkabiliyor gibi. Ve bunu aslında yani algılamıyorlar ama aslında yine sanki onlar için dünya normal gözüküyor. Bu saati tam görüyorlar, bu evi tam görüyorlar diye. Bu insanlar şöyle bir deney yapıyorlar. Şurada gördüğünüz yanan ve yanmayan ev fotoğraflarını gösteriyorlar. Büyük ihtimalle evet, sağ lobunda hasar olan insanlara. Bu insanlar tabii sol tarafı ihmal ettikleri için iki evi de aynı şekilde görüyorlar. Ama bu insanlara tekrardan şöyle bir soruyla geldiklerinde hangi evde yaşamayı tercih ederdiniz diye sorduklarında hepsi yanmayan evi tercih ediyor. Yanmakta olan evin yaşanmayacak bir ev olduğunu söylüyorlar. Halbuki o evin yandığını o sırada kendi bilinçli şekilde algılayamıyorlar. Aynı şekilde bu insanların ihmal edilen taraflarına bir top fırlatıldığında refleksif bir şekilde bu toptan kaçınmışlarını da gözlemliyorlar. Burada şöyle bir teori var yakın zamanda. Beynin duyularımızı nasıl işlediği önemli.
duyularımızdan gelen bilgilerle beynimiz sürekli bir model üretiyor. Ve bizim bildiğimiz her şey de bu modele dayanıyor. Yani aslında beyin duyuların aldığı her ayrıntıyı almıyor ama bize uygun cevabı verebilecek, uygun tepki verebilecek seviyede bilgiyi gönderiyor gibi bir teoriyle yaklaşıyorlar. Buna ek olarak Churchland'in bahsettiği bir MR çalışması da var burada bilincin anlaşılması ya da açıklanması için daha incelenmesi gereken bir çalışma türü olarak. Burada duysal uyaranların bilincinde olunan ve olunmayan zamanlarda insanların MR çekimlerine bakılıyor. Görsel uyaranların. Ve insanların görüyorlar ki görsel uyaranın bilincinde olsa da olmasa da görsel işlemleme alanları beyinlerinde aktif oluyor. Ama buna ek olarak bir şöyle bir durum gözlemliyorlar. İnsanların bu görsel uyaranların farkında olmadığı, farkında olduğu zamanlar çok farklı beyinlerinde olmadığı zamanlara çok farklı bir yerde aktif olmuş. Bunu görüyorlar. Bu da yine bilincin belki de anlaşılması için kullanılabilecek çalışma yöntemlerinden birisi olabilir. Son olarak Patricia Church'dan beyinde talamustaki interliminal nükleyi talamus küresi onu göstermek için konuştum. İnterliminal nükleyi kısmının da anlamanın çok önemli olduğunu söylüyordu. Çünkü New York Üniversitesi'nde yanlış hatırlamıyorsam bir çalışma yapılıyor. Bir deney yapılıyor daha doğrusu. 7 sene gibi uzun sürede komada kalmış. Korteksi ve diğer yapıları sağlam olan hastalara talamus kısmından internal nükleyi kısmı görülünce insanların bir anda bilincinin açıldığı, bilincinin uyandığı gözlemleniyor. Hani senelerde komada olan bir insan bir anda bilinçli bir hale geliyor. Bu da tabii bize talamustaki o internal nükleyi kısmının belki de bilinçli olma durumu açısından önemli olabileceği durumunu uyandırıyor. Özetle Churchland'lar halk listesini eleyelim, bilişsel psikolojiye, nörobilime, bilişsel bilimlere yönelelim ve bu çalışmalarla doğru kavramları bulmaya çalışalım diyorlar. Nörobilimin bilinci açıklayamayacağını söyleyen skeptik düşünceden de vazgeçelim, bunu reddedelim istiyorlar. Bilinci açıklamak için farklı yollar olabilir. Uyanık olma olmama durumunu, kontrolde olma olmama durumunu bunları araştırmamız ve beyni anladıkça bilinçli ve bilinçsiz süreçleri de anlayacağımızı söylüyorlar. Tabii ki işte bildirimsel hafızaya dikkat mekanizmalarını, duyguların rollerini de bu süreçte anlamamız gerekiyor. Hatta bilincin zayıflamasına sebep olan işte sersem hissetme, yorgun hissetme, iyi ya da kötü hissetme gibi durumların da belki anlaşılması gerektiğini. Ama bunların tabii ki bir anda olmayacağını ve bir anda bir korelasyon bulmayacağımıza da dikkat çekmeye çalışıyorlar. Son olarak da insanlar bilincin beyin durumlarına indirgenmesini biraz korkutucu ve insancı dışı buldukları için ona da bir cevap vermek istiyorlar. Evet, bilincin ve özden deneyimlerin belki fiziksel beyin durumlarına indirgenmesi korkutucu gelebilir ama asıl korkutucu olan bir şeyleri anlamamakta diyorlar. Anlamadığımız bir durumu tutsal olmaktansa biz zihinsel durumlarımız süreçlerimizi daha çok anlayalım, daha çok öngörüye sahip olalım. Aslında bizim aklımız daha insani bir durum değil. Bu konuyu da bu şekilde kapatıyorlar. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim hocam. Sorunuz varsa alabilirim. Teşekkürler Dilara. Şahane bir sunum oldu. Rica ederim. Peki. Zaten haftaya da Merve'yi dinleyeceğiz galiba. Merve 10 Nisan hocam. 10 Nisan mı? Tamam. Peki. Evet evet. Haftaya kim var bilmiyorum. Tamamdır. Peki arkadaşlar, görüşmek üzere. Görüşürüz hocam. Tamamdır. Hoşçakalın. Teşekkürler. Hadi. Teşekkürler.